Ha, o İbrahim İbn Edlem'in kıssasını hatırlıyor musunuz? Anlattı orada. Anladınız mı? He? Kimse bir şey anlamamış ki. Ya 100 yaşında adam konuşuyor, adamlar bir şey anlamıyor ya. Adam güzel güzel konuşuyor. Ne ilimler. Bizim arkadaşlar da yarım yamalak çekmişler de. Yani yine, he? Az az, nasıl var? Attık ya. Az az, orada bir şey az çıkıyor he. Ya işte İbrahim İbni Edem'i, efendim, dedi, yaptığı dediği şeye gelmiş. Sultanlığı zamanında, ben sultanı iken han yapmış, dolu hanlar, hamamlar yapmış. Padişah iken. Sonra derviş oldu, kimseyi de tanıtmıyor kendini artık. Şimdiki gibi resim yok ki herkes tanısın. O ismiyle artık meşhur olmuş ama kendi yanına gelse adam tanımıyor. Ondan sonra gelmiş demiş, ya demiş hancıya, ben demiş bu gece misafir kalayım, yerim yok, yatağım yok. Demiş ki olmaz, iki kişi olursa ben bekliyorum ama demiş, bir kişi olursa bugün kimse yok. Sen tek başınasın, ben bir kişi için hanı açık tutamam. Ya etme, gitme. Demiyor tabii, ben yaptım bu hanı, lan sen ne konuşuyorsun falan. Demiyor. E bu sefer adam almıyor. Bayağı bir tartışma etmişler. Bir vurmuş İbrahim Ethem Hazretleri'ne. Merdivenlerden aşağı mübarek birkaç yerden kafası kanamış. Kanlar içinde böyle. Ya neyse demiş, gideyim demiş. Bakmış. Ondan sonra bir dükkanda körükçü, ateş körüklüğü bir şey yapıyor işte. Demir mi dövüyor, ne yapıyor falan. Selamun aleyküm demiş. Adam durmuş durmuş durmuş. 5-10 dakika geçmiş. O da oturmuş öyle orada, belki yani sığınırım oraya. Ve aleykümselam demiş. Yahu demiş, 10 dakika sonra mı selam alınır kardeşim? Ya kardeşim demiş, ben burada sana aleykümselam derken burada benim işim var, gücüm var. Adam bana şey verdi, efendim iş vermiş. Ben buradan para alıyorum demiş ya. Senin selamının cevabıyla meşgul olaraktan iş sahibinin işini tehir edersem demiş, hak olur demiş. Hak olur demiş. Onun için demiş, işimi bitiririm. Vallahi. Şimdi bizimkiler nasıl? Bizim memurlar falan, işçiler. Hayatta sünnet kılmaz, 8 rekat kılıyor. İşten kıracak yani. Dava bu. Namaz bahane. Yani öyle. İş sahibi sünnetleri kılmana izin vermezse, onu bile kılamaz. Ama farzda onun iznine tabi değil. Farzda onun iznine tabi değil. E sen bir de evvabin. Ya mübarek adam, adam razı mı? İzin al. Adam derse ki, hacı abi bana da dua et, istersen 20 rekat evvabin kıl. Derse kıl. Ama sen şimdi bu kadar nafile ibadet, adamın işinin saati, mesai saati yani. İslamiyet böyle bir inceliktir. Ben onun için memuriyete karşıyım diyorum televizyonlarda. E şimdi, İbrahim İbni Ethem Hazretleri de radıyallahu teala demiş ki, siz anlamadınız değil mi o anlattığını? Öyle anladınız mı? Ha, dinlemediniz ki. O da ayrı bir dava. Ondan sonra demiş ki, ya demiş, ne mübarek adamsın, ne bir evliyasın, ben de demiş, koca İbrahim İbni Ethem de, ben de sana şaşırdım ya demiş. Ne kadar ince gidiyorsun kulakları meselesinde demiş. Ya ne bırak demiş, ne evliyası, ne duası demiş ya. 7 senedir dua ediyorum İbrahim İbni Ethem'le görüşeyim diye demiş. Bir duam kabul olmadı demiş. Benden ne takva alsam ne olur, bilmem ne olsam ne olur. Ah gidi demiş. İbrahim İbni Ethem geldi ayağına ama demiş. Kafası yarıldıktan sonra geldi demiş. Ulan ne mübarek adam mısın? Allah döve döve sana gönderdi. Demiş ona. Onun için İbrahim Ethem Hazretlerine derlermiş ki, hayatta en sevindiğin 3 anı bana, bize anlatır mısın Efendi Hazretleri? O zaman demiş, bir bu hancı beni yuvarladığı andaki lezzeti hiçbir zaman alamadım. İkincisi, bir gemide oturuyordum kenarda. Herifin biri kalktı, maskaralı adam aradı. Buldu beni, tuttu saçımdan. Benim bir eşyam vardı, bir şöyle çekiyordum diyormuş, bir şöyle çekiyordum. Beni bütün gemide eşek çeker gibi gezdirdi, rezil etti. Ben de dedim, ya Rabbi sana hamdolsun, benden başkasını, bu kulunu bulamadı, beni buldu. Bu ne nimettir, rezil oldum demiş. Yani nefis kırılıyor, nefis. Değil mi? Ondan sonra öbür üçüncüsü ne? Söyleyin bakalım. He? La tek tek konuşun be ya. He? Yok yok, değil o. Orada var o. Orada var da ben de unuttum, görüyor musun? Değil, değil. Orada uzat anlattı onu. 3 şey var dedi. Yani 3 tane sevindiği şey hep bizim için en üzücü haller, değil mi? Hayatında 3 tane sıkıntını anlat desen,
bizim en sıkıldığım an diye arz edeceğimiz durumlar onun için en sevindirici, mutlu yaşadığı anlar olmuş. İşte böyle adamlar evliya olmuşlar. Ha? Helal sana. Sen mi dedin, biri mi dedi sana? Helal sana. Maşallah sana, la kuvvete illa billah. Ondan sonra adamın biri bir yerde oturdum diyor, dinleneyim diye. Adamın birisi de yukarıdan dedi, ey dedi derviş, sana bir gül suyu dökeyim. Çıkarttı şarşar, işedi üstüme diyor. Bayıldım diyor, ne güzel oldu diyor, ne güzel oldu. Bana tam diyor böyle uygun oldu diyor. Allah'ım nefsi kıranlardan eyle bizi de. Bu dostların ne adamlarmış.